Selam arkadaşlar, Secdesine hoş geldiniz. Ben Hakan ve Türkiye serimize devam ediyoruz. Evet, operasyonlar devam ediyor, çıkarmalar devam ediyor. Yeni çıkarmalarımızı başlatacağız inşallah. Bakalım nasıl başlatacağız. Geldiler mi? Yok, daha gelmemişler. Bunlar kim? Kırmızı var, 3 tane. Ha, bunları rastgele koyduğum elemanlar. Aslında biliyor musunuz? Şunları alsam, şu hariç bunları... Şu kırmızı olan hangisi? Oha, 16 birlik varmış. Tam yeni bir birlik oluşturalım. Şöyle. Yeni bir tane oluşturduk. Ondan sonra şunda ne var? Ha, bu garnizon mu? Bu garnizonda komutan olmaz ki. Bir de ha, bizim şu birlik ya. Sumatra'daki birlik bu. Tamam, şunun başına yine komutanı koyalım. Ben çıkarmayı bunun üzerinden düzenlemek istiyorum. Şurada Sanaa'dan doğrudan neresi burası? Durban. Ha, buraya. Şimdi bir problem varsa yol üzerinde güzergahta zaten bize söyler. Diyor ki Kızıldeniz, Mozambik kanalı ve Cape of Africa denen bölgede, aslında biliyor musunuz? Şuraya çıkarmak yapmak için sadece denizin şu bölgesine hakim olmak yeterli. Şuraya da hakim olmamız gerekmez. Ama burası bayağı bir geniş ya. Şöyle tamamı. Ama burada da liman yok işte. Bu bir sıkıntı. Bir dakika. Biz bunları faşist yapmaya çalışıyorduk. Daha var değil mi? Oo, daha çok var. Peki. Bizim faşist yapmaya çalıştığımız kim vardı? Amerika vardı. Amerika'da da çok az varmış ya. Pardon. Bir de Brezilya var. Brezilya'da daha az var. Yeterli değil yani. Ama Portekiz'e daha erken başladık. Portekiz %26 olmuş. İyi. Portekiz birazcık daha iyi yani. Şimdi o zaman bak. Bir dakika. Division mı diyorsun? Japon diyecektim ama Siyan Birliği'ne benziyor daha ziyade. O zaman bir gemi grubunu gönderelim buraya abi. Yapacak bir şey var mı? İki tane filomuz var. Biri orada. Ama bak, diğerinin gelmesi lazım buraya artık ya. Nerede şu iki gemilik birlik? East Indian Ocean, tamam. Bunu kullanıyorum ben zaten. Olmazsa yeni birlik oluşturacağız ya. Create new fleet. Neleri alalım biz buraya? Mesela bütün destroyerleri mi alalım? Evet, bütün destroyerleri al. Ya da tek tek alabiliriz olmazsa. Bir denizaltı. Bir denizaltı daha. Tamam. Şunu seç. Heh. Şimdi. Bunu da yine Search and Destroy'la şuraya ve şuraya atayalım. Bir bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum. Bir de şu diğer bir gemi grubuna. Bir dakika. Bu bir numara mı? Heh. İki numara burada ortaklar değil mi? O zaman bir numaradan şu bölgeyi çıkaracağım. Şu bölgeyi çıkaralım. Şöyle yapalım. Kızıldeniz'i alalım. Şu bölgeyi alalım. Başka? Şurası da önemli mi? Değil aslında ama. Şurayı çıkardım. Burasını da zaten kullanıyor burası. Nasıl yapsak? Sadece Kızıldeniz'i koymam yeterliydi. Bunun başka bir yeri daha vardı ya. Şurası mıydı hakikaten? Yani şu ikisinin dışında bir yeri daha kullanıyordu burası. Tamam, hadi buraya al. Orada bir varmış zaten. Bir dakika, iptal. 1 2 hadi 3 olsun. Tamam mıdır? Oo, bu nasıl çok büyükmüş lan bu filo. Esas bu filoyu aşağı göndermek lazım. Hani düşmanlar karşılaşırsa. Evet. 1 2 3 diyelim. Ondan sonra. Hatta belki sadece bu ikisi daha mantıklı olur değil mi? Öbürüne yaptığımız gibi. Evet. Sıkılmayın arkadaşlar. Deneme yapıyoruz. Aklımıza gelenleri şey yapıyoruz.
yapmaya çalışıyoruz. Daha önce yapmış olduğum şeyleri hızlı bir şekilde size gösteriyor değilim. İlk defa yapıyorum ben de. Şunu iptal edelim. Dediğim gibi şunu Kızıldeniz'e ve şuraya yerleştirelim. Hatta ortak olsun bir parçası buraya. 3 tane birlik. Çok fazla önemli değil. Devam. Şimdi bakalım şu bizim çıkarma birliğimizin problemi var mıymış? Kızıldeniz, East African Coast. Henüz gemiler gitmedi herhalde. O sebepten hala gösteriyor bunu. Zaten 35 gün şey yapacakmış, hazırlık yapacakmış. Sen yapacağın hazırlığa var ya. Öldüreceksin, kanser edeceksin bizi. Cape of Africa diyorsun. Bakalım buralarda deniz şeyleri olacak mı? Muharebeleri. Bak hala Kızıldeniz'de problem var diyorsun. Ha geçti. Bütün problemler geçti. Gemiler yetişti. Tamam bir ben çok merak ediyorum. Şurada bir çatışma olacak mı denizde? Bayağı da büyük bir filoyu gönderdik oraya şimdi. Bakalım ne olacak? Merak ediyorum. Sumatra ne alemde? Bitmedi mi bir türlü? Oha Almanlar asker göndermiş. Birileri var buralarda. Niye kazanamıyormuşuz? O nehirden... Nehir ötesi operasyon. Sen de gel abi. Halledelim şunu bitsin. Bak öbürünün şeyi bitti. Niye vazgeçiyorsunuz ki? Ben anlamadım. Tamam. Bekleriz. Bekleriz abi. Sıkıntı yok. Almanlar da geldi zaten. Eninde sonunda onlar da dalar. Sen gel böyle abi. Hiç şey yapmayalım. Şunu da şöyle uzatalım. Tamam mıdır? Güzeldir. Hoştur. Sen onları takma. Sen böyle gez buraları. Bir aç hepsini bitirelim. Hatta bir şey diyeceğim. Belki de buraları alsam daha iyi olur. Bizimkiler saldırıyorlar mı ona habire? Çok adam kaybedeceğiz böyle böyle. Almanlar niye destek olmuyor? Abi destek dediğin abi yanımda gezmek değil abi. Geleceksin saldıracaksın arkadaş. Dur sen böyle gel. Sonra buradan şöyle shift'le yapalım. Şuraya kadar uzan. Tamam. Aa bitti 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 tamam. Aldık o şehri. Peşinden gel. Oha bu nasıl bu kadar hızlı gidebiliyor? Stratejik deployment yaptılar demek ki. Sen de böyle gel. O zaman senin oradan dönmene gerek kalmadı. Sen hemen buraya gel o zaman. Organizasyon ne kadar düşük bunun ya. Bir türlü artmadı. Tamam. Şimdi yeni bir bölgesi belirleyeceğiz. Sen şuraya bir gelsene bakayım. Hemen kaçıyorum lan oraya. Ha, tabii frontları var burada. Hemen ben şimdi buraya bir front belirleyeyim de. Sizin hepinizi... Sen niye gelmiyorsun ki? Allah Allah. Dur yanlış kontrol. Heh. Sen de kontrol. Heh. Şimdi orada bekle. Size bir de topluca. Oo, bayağı uzakmış burası. Şöyle bir hedef belirleyelim. Oyun kasıyor gerçekten ha. Bak havacılık deneyimimiz bayağı arttı ya. Güzel oldu. Şimdi atom bombasının keşfine 22 gün kaldı. Yeni tankın keşfedilmesine 34 gün kaldı. Ama tabii bu hızla ne kadar zaman geçer bilmiyorum. Evet. Bizim askerlerimiz geldiler. Oo, Amerikalılar gelmiş buraya. Almanlar ne yapıyor burada ya? Bak ben buraya daha fazla asker gönderirsem iyi olur diye düşünüyordum aslında ama Almanlar şuralara ele geçirirlerse çok iyi olurdu. Yani geçişler var çünkü bak. Yürüyerek geçebiliyorsun aslında. Bizimkiler kazanıyor da
Amerikan Birliği. Ha, bu koloni birliği olduğu için koloniler kolay kaybediyor. Koloni birlikleri kolay kaybediyorlar. 650 bin askerimiz mi oldu? Adam gücümüz oldu. Aa, güzel artış lan. Ama aylık artışla açıklanamaz bu. Buradaki nüfustan mı kaynaklanıyordu acaba? Şurayı ele geçirdik ya. Olabilir mi acaba? Bilemiyorum. Ya şunları bir yok edelim mi? Sen bir hızlıca böyle gel. Şunları kıstıralım. İki tanesini mi getirdim ben böyle? Gel abi gel 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 gel. Çabuk 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 çabuk. Hemen şuraya. Ay öyle değil lan. Beni sinir etme. Tamam, hızlı 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 şunları kıstıralım, bir yere gidemesinler ya. Sürekli onlarla savaşmak istemiyorum. Bir kere kıstıralım, bitsin bu olay. Tamam mıdır? Heh, tamam, kıstırdık sonunda. Tamam, yok oldular işte böylece. Sen direkt o şehre doğru gidebilirsin. Burada Fransız gemileri mi var? Hani deniz savaşı falan yapmıyoruz şu anda. Fransız gemileri var burada. Ama hangi Fransız? Bizden mi değil mi? Jet fighter'ımız geldi sonunda. Ben hemen ikincisine geçiyorum. Oo, 600 gün diyor. 1950 seviyesiymiş. Ona daha çok var. 5 yıl var abi. O kadar da değil. O kadar da değil yani. Şimdi ben düşünüyorum da. Acaba. Bir dakika. Şimdi Jet Fighter geldi ya. Diğeri ne zaman? 15 gün kaldı. Atom'a 3 gün kaldı. Jet Fighter'ın yerine bir şey alalım mı? Paraşütçü 2 yapalım mesela. Paraşütçü üretmeye başlarım bir süre sonra. Jet Fighter geldi dedik. Başka bir şey yok burada. Burada daha fazla mesela Just 3 yapabiliriz belki. Çok işimize yaramıyor şu anda. Doktrin konusunda ilerletebiliriz birazcık. Doktrine hiç ya şey yapmadım, ilerlemedim ya. Doktrinler faydalı aslında epeyce. Burada mesela hiçbir şey yapmadık doktrin konusunda. Denizcilik doktrini. Bizim çok sayıda şey var. Submarine'imiz var. Base Strike the Fleet in Being mi? Ama ne mantıklı bir ifade. Bilemedim ne demek istediğini. Bunlar hep denizaltılarla alakalı. Bu da denizaltı. Sağ kanat. Şu kanat Carrier diyorsun. Carrier ama destroyerleri de etkiliyor. Ama Carrier'dan gidiyor. Peki burası Light Cruiser, 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 Battleship. Bu da mı aynı? Battle Cruiser, Battleship, Heavy Cruiser. Çok şey değil. Ama birincisi mesela işimize yarar. Çünkü Light Cruiser ve Heavy Cruiser'lar çok var bizde. Ondan sonra şurası denizaltıları etkiliyor. Denizaltı epeyce bir şey yaptım. Ürettim. Üretmeye de devam ediyorum. Bu ne diyor? Capital Ship olayı değil mi? Grand Battle Fleet. Çok güzel ama işte bunlar ne kadar işe yarar bilmiyorum bizde. Bizde ne kadar işe yarar? Mesela Destroyer olayı, ya bunu Base Strike'ı düşünmüyorum çünkü Base Strike bizim açımızdan mantıklı değil. Bak Battleship, Battlecruiser bilmem ne. Destroyer. Burası full Destroyer gidiyor sanki. Escort Efficiency mi? Escort mu? Ne escort abi? Ben hiç escort kullanmıyorum ki. O zaman şuradan gideceğiz yani. Gidersek. Ama bu konuda da bayağı geç kaldık ya. Şurada açılacak bir şey kaldı mı? Kalmadı. Burada kaldı mı? Kalmadı. Bunu fulledik. Sonuna kadar gittik. Tanklarda yapacağımız bir şey var. O da şu. Bu da zaten bu tank kendisi bitsin hemen onu otomatik oradan geçeriz. 1945. Evet, bunları yapabiliriz. Recon etkisi. Engineer'de de Entrenchment'i artı %200 diyorsun. Bir de şu var. Adam kaybımızı iyice azaltması için. Bunların hepsini 45'te açabilecek hale geldik. Peki burada ne var? Bak, 6'da bu gelecek. Bunu açıyoruz şu anda. Bir de paraşütçü var dedik. Paraşütçü bunu açmak zorunda değiliz yani paraşütçü üretmek için. Yani birazcık bonusumuz olur sadece. Tamam, o zaman ben şuradan gidiyorum. Kararımı verdim. Ya şunu ya da bunu açalım. Bence bu çok çok adam gücümüz çok az zayıf olduğu için o daha önemli. Çıkarma harekatımız ne alemde burada?
Daha çok bekletecek bizi. Oraya gitmemize gerek yok. Şuradan bakabiliyoruz zaten. Ha. Olmuş mu lan? Devreye alalım o zaman. Ben zaman iyi ilerlemiş yani demek ki. Nükleer bomba yapılabilir hale geldi. Gördüğünüz gibi şu eklendi. Evet, nükleer olay bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Siz yeterli miktarda eğer şey üretmişseniz, ne denir ona? Reaktör. Biz o reaktörleri nasıl ürettik arkadaşlar? Şöyle ürettik, pardon. Şurada reaktörler üretmeye koyduk. Henüz galiba hiç reaktörümüz yok. Burada gördüğüm kadarıyla reaktörlerin üretimi henüz eklenmiyor. Yakın bir gelecekte ilk reaktörümüzün bitmesiyle birlikte zannedersem ilk reaktör olacak. Bir bakayım mı? Bilmiyorum ki reaktör yapılmış sanki ya. Kaç reaktörümün olduğunu burada yazması lazımdı ama belki de hani yeni başta belki de. Oo, 17 tane yapmışız bile. Bakın şimdi ne demektir? %4,6. Bir atom bombasının %4,6'sı gün başına üretiliyor demektir. Yavaş yavaş atomlar üretilecek. Çok güzel. Şu çıkarmayı ben en çok bunu merak ediyorum. Çünkü burada nelerle karşılaşacağımızı bilmiyorum. Bu denizde bakıyorum da çıkarma konusunda çok rahatsız olmadık ya bu taraflarda. İngilizler pek yoklar ortalıkta sanki. Aa bir dakika teknoloji geldi açmadık yenisini. Tank ne zaman bitiyordu? 8 günü daha var. Atom bombasını yaptık. Şu mesela 1946 teknolojisi. Şimdi 123 gün içerisinde üretilebilir halde. Support artilleri konusunda bayağı bir etkisi olacak. Bizim support artilleri yani support pardon roket. Roket evet. O konuda bayağı bir bonus attık. Bonus attık. O yüzden bunu yapmak faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Atom bombası konusunda yapılacak başka hiçbir şey kalmadı gördüğünüz gibi. Şuradan açayım yine. 3 tane vardı. 3'ünü de açtık bitti. Şimdi bu sadece roketleri geliştirmiş oluyor. Radarımızı geliştirmedik. Burada yapılacak bir şey var mı? Yok. Gerçekten de yok. Burada bakalım. Hiç bakmadım ya. Evet. Çelikte 21 fazlamız var. Ben onu düzeltmeyeceğim. Kalsın. Fazla olarak kalsın. Hiç azaltmaya gerek yok. Şimdi stratejik bomberlarımız yok. Maalesef. Üretmedik henüz. Ne diyor? British Parliament Skandinavya. Sen ne diyorsun ya? İskandinavya'da bir şey mi kaldı? Hala oraya müdahale edelim diye kararlaştırmış falan filan. Yesinler kararını. Buradan böyle böyle gideriz ya buraya kadar. Ama mesela Madagaskar, pardon Makassar'a, sonra buralara çıkarma harekatı yapmamız gerekecek. Modern tankımız geldi. Şimdi dediğim gibi şunu modern tank SPG, self-propelled artileri olması lazım. Ama ne G ne demek? Self-propelled artileri evet. Yani kendinden hareketli topçu birliği anlamına geliyor. Bunu da yapalım. Şimdi yeni modern tank geldiği için medium tanklarımızı modern tanka çevireceğiz. Uf. Of verimlilik nasıl %10'a düşer ya. Şimdi modern tanka geçirdim ama çok bir anlamı yok. Varyant yapalım. Şimdi varyantlar ne işe yarar bir bakalım. Mesela motoru geliştirirsem ne oluyor? Sadece maksimum hızımız gelişiyor. Ondan sonra mesela sadece topçuyu yani daha doğrusu silah seviyesini geliştirirsem ne oluyor? Ona bir bakalım. Soft atak gelişiyor. Maksimum hız yarım puan düşüyor. Yarım kilometre. Reliability düşüyor. Reliability güvenilirlik anlamına geliyor. Yani arıza yapma ihtimali daha doğrusu. Yani normalde %80 gayet güvenli anlamına geliyor. %64'e kadar düşüyormuş. %84'ten düşüyor. Hard attack artıyor. Piercing artıyor. O zaman bizde burada problem nedir? Sadece reliability arttıracağız. Peki. Bir de şuna bakalım. Zırhı arttırdığımız zaman zırh ağırlık demektir. Zırh artınca reliability düşüyor. Zırh tabii ki artıyor. Bir de maksimum hız değişiyor. O zaman şimdi bizim puan açısından ne yapabiliriz? Mesela hepsini beşlesem olur mu? Olmaz muhtemelen. Çünkü epeyce bir puan gerektirir. Ben daha önce bir şey dedim. 1050 puan. Her zaman 1050 puan galiba standart.
Şimdi motor dedik ki sadece hızı etkiliyor. Hız önemli tabii ki ama mesela armor'ı 3 puan arttırsam ya da mesela armor'la silah 5'er arttırsam 200 bilmem kaç puan oldu. Reliability ne kadar düşürüyor ikisi? %40 düşürdü. Ben bunu fulllesem reliability'yi eski haline getiriyor. Ama yetmiyor puan. O zaman bir buradan, bir buradan, bir de buradan düşürelim. Onun yerine motoru geliştirelim. Motoru maalesef tek puan geliştirebiliyorum. Peki bu hızda ne kadar azalmaya sebep olacak? 0.6 kilometre. Bu da çok bir olay olacaklarını, olay olacağını zannetmiyorum. Bence. Modern term. Bunu da daha sonra geliştiririz yani puanı topladığımız süreç içerisinde. Şimdi reliability konusunda bir sıkıntımız yok. Bir dahaki sefere bunu geliştireceğimiz vakit her birini maksimuma çıkartırız. 5 olur. Yeni son varyantımız da bu olur. Buna ne diyelim? Modern tank. Ya buna Altay diyelim. Daha önce Altay'ımız vardı. Bu asıl Altay'ımız olsun. Altay süper 1. Uydurdum yani. Sallıyorum isimleri tabii ki. Şimdi buraya Altay süper 1 diyelim. Bu da Altay süper 1 olacak tabii ki. Şimdi template'lerimizi geliştirmemiz lazım. Tank birliklerimiz nerede? Tank birliklerimiz bu. Tankları değiştiriyorum. Artık Altay kullanacağız. Altay. Yalnız bir şey diyeceğim. Modern tanka geçmemiz gerekiyor. Medium'dan. Çok sayıda üretmemiz gerekiyor. Hemen geçmeyelim. Hemen geçmeyelim. Üretim yeterli miktara geldikten sonra ne kadar ihtiyacımız olacak bilmiyorum. Bakarız ona ne kadar ihtiyacımız olacağını. Bakalım mesela tank birliği kaç tane var elimizde? 9 tane. Çok fazla değilmiş lan. 9 tane tank tugayımız var. 10 tane yapalım bari abi. Düz hesap olsun. Ciddi ciddi yani çok az ya. Çok az. Bir tanesi ne kadara ihtiyaç duyuyor tank sayısı itibariyle? Mekanize, motorize, medium tank 300 tane. Tamam, o zaman demek ki bir tanesi 300 ise 300 çarpı 10 gibi düşünün. 3000 adet üretmemiz gerekiyor. Şu anki üretim hızımız ne? Haftada 4 tane üretebiliyoruz. Çok uzun sürecek ama tabii verimlilik arttıkça bu daha da hızlı bir şekilde artar diye düşünüyorum. Peki. Oyun ilerliyor ama ben bıraktım şeyi tabii. Kısa bir zaman içerisinde şey gelecek. Topçu, hareketli topçular. Nerede bu? Burası bitmedi mi ya? Vay, Amerikan destek birlikleri gelmiş. Tabii burayı biraz sıkıntıya soktu. Şunları aslında birazcık güçlendirsem var ya, çok daha iyi olurdu. Neredeydi o? Şunlar değil mi? 3 tane bizim efsane süvarilerimiz. Atlarla geziyorlar hala. 1945. Eyt be. Topçu birlikleri ekleyeceğim bu atlara. Yani zaten güçleri de çok yüksek değil ha. Baksana. Ama yine de 300'e 300 gibi bir şey. Asker sayısı az tabii ki. Çok fazla kalabalık değiller yani. Bak, limandan sıkıntı yapıyorlar tabii. Organizasyonunuz biraz yükselsin de ondan sonra şey yapın, hareket edin. Plan bonusunuz var mı? Gayet var, güzel. Kim saldırdı az önce? Siz niye plan bonus şey organizasyonunuzun maksimuma çıkmasını beklemiyorsunuz? Baksana ne kadar düşük organizasyon. 18. Bari bir 55'i bekleyin. 50'yi bekle bari. Kimse burada ilerlemiyor mesela. Şuranın hepsini alabilirsiniz halbuki. Şuraları aldılar mı peki? Yok. Kimse dokunmamış oralara da. Benim burada daha fazla askere ihtiyacımız var diye düşünüyorum. 3 askerle ele geçirebiliriz burayı. Bir atom bombamız var bu arada. Evet. Şimdi. Modern tank üretimine başladık dediğimiz gibi. Jet, bu arada jet üretimine başlamadık değil mi? Evet. Artık jet'e geçelim. Nerede jet? Jet'in ama şöyle bir dezavantajı var.
Bak buna biz varyantımızı hemen yapalım. Jet'in ne derler o? Manevra kabiliyeti biraz zayıf arkadaşlar. Şöyle buradan göstereyim ben size. Bakın mesela bir önceki uçak bu. Bu da jet. Aslında bir sonraki uçak çeşidi. Bir üst seviye yani aslında. Adam sayısı, kullanılan adam sayısı 40 mu? Yok artık. 40 ne lan? Her neyse. Bu petrol kullanıyor, bu petrol kullanmıyor. Allah Allah ya. Nasıl petrol kullanmayan uçak olur? Benzinsiz çalışıyor. Elektrik motoru var herhalde. Ne bileyim. Alüminyum, eyvallah alüminyum. Burada niye alüminyum daha az? Burada tungsten kullanıyor ekstradan. Abi koy bunları da ama petrolsüz uçak mı olur? Neyse. Jet uçak mesela petrolü az olan ülkelere daha çok yarar gibi geliyor bana. Petrolün yok ama jet uçak bol bol üret kullan anasını satayım. Hiç sıkıntı yaşamazsan. Ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Agility yani manevra kabiliyeti normalde 80 iken jet uçakta 72'ye düşüyor. Maksimum hız birazcık daha iyi. 720'den 950'ye çıkıyor. Bu güzel. Üretim maliyeti az bir şey artıyor. Ondan sonra ne değişiyor başka? Air Attack 36'ya çıkıyor. Air Defense 20. Air Defense yine aynı ama Air Attack 27'den 36'ya çıktığı için bu açıdan biraz daha avantajlı. Menzil değişmiyor. Gördüğünüz gibi. İlk jet uçaklar bunlar. Yani F-16 gibi böyle uçaklarla karıştırmayın. Mesela bir de üçüncüsünü açalım olmazsa. Şimdi onunla karşılaştıralım. Bu tabii çok sonra gelecek. Buradaysa savunma biraz artıyor. 20'den 26'ya çıkıyor. Saldırı değişmiyor bu sefer. Hava üstünlüğü falan filan onu geçtik. Agility denen şey değişmiyor. Naval atak değişmiyor. Menzil iki katına çıkıyor. 1000'den 2000'e çıkıyor. Menzil çok çok değişiyor. Maksimum hız değişiyor. Üretim maliyeti biraz artıyor. Bu kadar. Ben şimdi tabii Jet 1'i uzun bir süre 5 yıl boyunca kullanacağımız için Jet 1'in varyantını yapalım diyorum. Zaten bu süperdi. Aslında buna da bakmamız lazım. Belki de bunu üretsek daha bile iyi olabilir. Şu an bunun varyantı bizim hızımız ne kadar? Bak bunları görsem güzel olurdu. Şöyle bir yapayım bakalım. Menzilimiz 1K. Saldırımız 35'e çıkarmışız biz bunun saldırısını. Ama maksimum hızımız 740. Evet. Tamam jet daha iyi tabii ki. Jet'in şimdi varyantını da yapacağız zaten. Jet'in varyantını yaparken Agility'yi maksimuma çıkarmak için şey yapacağım. Motoru maksimuma çıkaracağım. Bu da menzilimizi birazcık arttıracak. Pardon, maksimum hızımızı arttıracak. Normalde maksimum hızımız kaç? Şöyle diyeyim. Keşke gösterse. Maksimum hızımız 950. Maksimum hızımızı 1000'e çıkartıyor. Bu çok önemli abi. Agility en önemli şey. Ondan sonra reliability'yi değiştirmiyor ama mesela menzili arttırmak reliability'yi düşürecek. Silahı da arttırmak aynı şekilde. Silah sadece atak gücünü değiştiriyor. Air attack. Ama bu aynı zamanda reliability'yi düşürüyor. O zaman reliability ile menzil aynı kalsın. Reliability ile şeyi değiştirelim. Şöyle. 405 puan etti. Zaten limitimiz bu. Bundan sonraki varyantta diğer puanları yükseltir. Maksimuma çıkartırız. Bunu da yine ne diyelim? Buna ne diyelim abi? Türk Jet diyelim. Hadi. Türk Jet 1. Uydur abi. Türk Jet 1. Nerede? Bu. Evet. Jet uçak üretimine başlamışızdır. Başlamış bulunuyoruz arkadaşlar. Başlamışızdır ne biçim bir ifade? Aklıma şey geldi. Bir zamanlar Tansu Çiller'in konuşmaları biz böyleyizdir, şöyleyizdir gibisine böyle ifadeleri vardı. Her şeyin sonunda bir dir eklerdi. Hatırlıyorum da siz tabii çoğunuz hatırlamazsınız onları. Evet. Ben buraya daha fazla asker taşıyayım o zaman. Şurada zaten boşta duran epeyce birliğimiz var. Aslında ben yine şeylerden bir tanesini gönderirsem oraya daha güzel olur. Aa lan unuttuk bunları. Hey yavrum hey. Hallettiniz burayı demek ki. Ben o zaman asker taşırız buraya. Ben hemen size bir şey yapayım. Hedef vereyim. Şöyle bir ilerleyin.
Bunlar beklesinler biraz. Plan bonusları falan gelsin. Tamam, senin vereceğin elemanları alabilirim. Alayım mı? Gereksiz abi. Çünkü diğerlerinin şey var, teçhizatı yok, bir şey yok ama çok anlamsız geliyor bana. Neyse. Ver abi ver. Yeni gelenleri alalım. Bir tane de Doğu Türkistan'dan gelen bir birliğimiz var. Onu da katacağım ben bu güce. Şu yeni gelen birlikleri, taze birlikler ekleyecek komutanımız yok. Puanımız çok ama alabiliriz. Bunu hemen rütbesini arttıralım. Gel. Seni abi direkt buraya göndersem. Direkt buralara bir yere gönderelim olmazsa, değil mi? Sen bir şeye gelsene bakayım. Şöyle bir limana gel. Mesela şurada liman var mı? Bunlar liman mı lan? Ne biçim şekillere bak. Yok. Coastal Force. Fort. Pardon. Deniz kıyısında bulunan şeyler olur ya. Kaleler. Ya da korunak. Şurada tamam. Gel abi. Topluca gelin buraya bakalım. Tamam, onlar gelsinler. Bu nerede? Mesela şu. Ha tamam, mesela bunu da gönderebiliriz. Şey diyeceğim. Bunları da çıkarma harekatı şeklinde göndermek istemiyorum ama normal gönderemez miyiz bunları? Bak, bu 6 birlik var burada. Bu güzel. Direkt gönderelim. Neredesiniz bakayım? Burada garnizon görevindesiniz. Görevinizi iptal ettim. Sizin tamamınız nerede lan? Liman yok. Kızıldeniz'e bakan liman. Heh, şurada varmış. Gelin bakalım. Tamam, bir hızlandıralım. Hızlandırmak dediğimiz bir şey yok zaten. 5. hızla gidiyoruz maksimum. Bunların ötesine geçemiyoruz. Şu ne? Aa, bu hazırmış lan. Gel. Dur, seni yönlendirelim. Şöyle diyeceğiz. Değil mi? Yanlış mı? Lan! Öyle değil. Öyle değil. Buydu değil mi oradakiler? Aynen. Ben yanlış bir şeyler yanlış yapıyorum habire zannedersem. Tamam işte. Böyle diyorum. Oo, başım döndü. Ya. Ya burayı yine ele geçirdik ama bilmiyorum ki neden böyle bir şey yapıyor bunlar. Limandan limana işte abi. Tamam. Baksana bu teçhizat azlığı ne kadar fazla ya. Asker sayısı ne durumda? Asker sayısı tamam. Yani abi şey bile olsa ama bir division daha veriyorsun. Eyvallah. Tamam. Neyse, oyun devam etsin en azından. Aa, bitti. SP artileri bitti. Güzel. Onun varyantını yapma şansımız var mı acaba? Bir bakalım. Muhtemelen vardır da. Dur. SP self-propelled artillery neredesin? Şu. Evet, bunu da varyantını yapabiliyoruz. Artillery'nin gücünü arttırabiliriz. Soft attack 126 veriyormuş. Kaç puanımız var? 47. Bu neyi azaltıyor peki? Reliability azaltıyor. Maksimum hızı azaltıyor. Maksimum hız hiç problem değil. Reliability'yi birazcık arttıralım. 50 puan yetmedi. Tamam, 50 puanı bekleyelim. Çabucak geliyor zaten. 47. Az önce 20'lere düşmemiş miydi? 40'lara hemen çıkmışız. Bir gün geçsin. 47. 48 bile olmadık lan. Düş. Ben bir üretim yerleştireyim de. Ama varyantı koysam güzel olurdu. Tamam, bu gelsin. Şunu hemen yükseltelim şuraya. Tamam, burada durabilirsin. Ya da hatta biraz daha yükselteyim. Şeyde dursun. Topçuların, yani şunun altında dursun. İyidir. Şunun sayısını bir miktar bir yerden bir azaltma yapmam gerekiyor. Şunun sayısını azaltalım. Bir sıraya geri çektim bunu. Şunun sayısını arttırıyorum. Kim yedi lan bir taneyi? Şunu da azaltalım. Şunu
Bunu 2'ye çıkartalım. Tamam. Böyle daha iyi. Şunun sayısını iyice arttıralım. Bunu ekleyeceğiz biz sağa sola. Gelelim şuradan şunun ikinci son seviyesini açmaya. Tamam. 2 tane atom bombamız var ama uçağımız yok henüz. Şu uçak gelsin. Uçak gelmeden yapamıyoruz arkadaşlar. Yapamıyor. Vallahi yapamıyor. Ne yapar? Yapamıyor. Şimdi şuradan bir tane bir de bunu açalım. Ondan sonra acaba yapamıyor diyorduk da ne diyordum ben? Bir şey daha aklımdaydı ya. Of, unuttum. Ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Yeni şey geldi. Mekanize ikinci seviyeden 3'e çıkardık bunu. %50 düşüyor. Of. Hemen otomatik direkt bu kadar şeyimiz var. Eski tip silahımız var diye yazıyor. Direkt onları geliştireceğiz demek ki. Topçu zaten en yüksek seviyede. Onun daha ötesi yok. Uçak keşfedelim uçağı. Ondan sonra şey yapacağız. Tamam. Bölümü arkadaşlar böyle bitireyim. Bakayım. Evet, 45 ayının sonlarına yaklaştık. Çıkarmalarımızı tamamlamaya çalışacağız. Şuradan yardıracağız. Bütün Güney Afrika'yı alacağız. Sonra güneyden İngilizlere yardıracağız. F4. Gayet güzel yeşilimiz var. Güney Afrika'nın infrastructure yani altyapısı güzeldir, iyidir. Bizim burada yaşadığımız, şöyle göstereyim, şu kırmızı bölgeler var ya, bu problemleri en azından burada yaşamayız. Kuzeye doğru yürüdüğümüz vakit tek cepheden saldırmamış olacağız. O açıdan faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bir dahaki bölümümüz zannedersem bunları görürüz. Burayı bitirdik neredeyse. Şurası kaldı. Burası çok problemli bir yer. Kim saldırıyor abi? Süvari tümenlerimiz saldırıyormuş bizimkiler. Ama çok kalabalık olmuşlar baksanıza. Vay anasını diyelim. Vay anasını. Bu kadar kalabalık da neyin nesiymiş? Çok fazla yönden saldırıyoruz ama bunların supply'larını kesemiyoruz. Evet. Yani çünkü liman şehri. Aynı zamanda şehir. Onun da bir avantajı vardır. Entrenchment'ları var. Problem abi. Baksana bir de rezervleri varmış. Ne kadar asker getirmişler buraya. Ne kadar hızlı getirdiler. Ben burada tabii denizde avantaj kurmamız lazım diye düşünüyorum. Neyse onları bir dahaki bölümde yapalım arkadaşlar. Bir dahaki bölümde inşallah görüşmek üzere diyelim. Hadi eyvallah.